Merhaba arkadaşlar, Tuğba ben. Sosyal hizmet uzmanıyım. Bugün bağımlılık psikolojik yönü nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Eğer kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, arkadaşlar, bağımlılık e, psikolojik açıdan değerlendirildiğinde ilk etapta e, kişilerde e, keyif vermekle birlikte e, bu e, anlık keyifler e, giderek ruhsal bozukluğa sebep olmaktadır. E, i̇lerleyen süreçlerde toleransın artması sebebiyle e, iradenin e, kontrolden çıkması, e, aklın e, çalışması hali gelmesidir. Gelmesine neden olmaktadır. Bu ruhsal bozukluklar arkadaşlar kişinin olan yaşantısını, davranışları, öz bakımında azalma, sosyal yaşantının geriye çekilmesi, aile yaşantısının bozulması, iş ilişkilerinin bozulması gibi bazı sebepler ortaya çıkmaktadır arkadaşlar insanın bu süreçte uyum gücü azalabiliyor İş ve okul hayatı olumsuz olarak etkiliyor ve kişinin hayatı başarısızlıklar adına bir başlangıç oluşabiliyor ilk etapta. E, bağımlığın e, arkadaşlar e, tüm etkileri e, zincirleme bir şekilde e, birbirlerini etkileyerek e, kişiden kişiye hayatlarını e, farklı anlamda e, farklı sonuçlar doğurabiliyor e, Aslında bağımlığın e, psikolojik üzerinde etkisi e, kişinin e, muhtemel e, hayatındaki başarısızlıkların Aslında başlaması olabiliyor Aslında bu etapta kişiler başarısızlık yaşadığı takdirde e, ailesine yalan söyleyebiliyor, e, iş arkadaşlarını yalan söyleyebiliyor. E, hayatında e, bazı e, önem verdiği, değer verdiği şeyleri yapmamaya başlıyor. E, hobilerine e, bırakabiliyor bu etapta. Arkadaşlar, bağımlılık iş ve okul ve sosyal hayattaki başarısızlıkların yanı sıra kişilerde öfke kontrol mekanizmasını bozarak, kişilerle, bireylerle gereksiz tartışmaya girerek yaşıyoruz arkadaşlarına kopabiliyor, ailesinden uzaklaşabiliyor. Çocukları varsa çocuklarını yeteri zaman ayıramıyor bu etapta. Onun haricinde arkadaşlar bağımlı olan bireylerde anksiyete, ani öfke patlamaları gibi bazı durumlar karşılaşabiliyoruz. Hani bunların neden olmaktadır aslında. Ee, arkadaşlar bağımlılık e, psikolojik tarafı ile ilgili bazı değerlendirmeler yapılıyor ilk etapta. E, bu tedavi sürecinin aslında bir başlangıcı diyebiliriz. E, kişi eğer tedavi olmak istiyorsa e, uzman e, kadronun olduğu bir hastanede ya da bağımlılık tedavi merkezinde ilk etapta e, bunlar başlıyor aslında görüşmelerle. Arkadaşlar bağımlılık tedavi sürecinde e, hastanelere bağlı alkol madde bağımlılığı tedavi merkezleri eee kişi aslında e, birey istemesi gerekiyor aslında tedavinin olması için. Onun haricinde ailenin de aynı şekilde e, tedaviye dahil olması gerekiyor. Eğer bu iki Tane saydığım şeyde e, bireylerin dahil olmamadığı takdirde bağımlılık tedavisi e, olumsuzluklarla karşılaşabiliyor. Hani e, birey istiyor temiz kalmak ama ailesi destek vermediği takdirde tekrardan e, kişi bağımla geri dönüşebiliyor arkadaşlar. E, onun haricinde arkadaşlar e, bağımlılık tedavisinde genelde ben yatarak tedavi öneriyorum. E, çünkü e, kişiler e, artık e, bağımlı maddeye karşı çok kolay ulaşılabilir olduğu için e, bu etapta bireyi zorlayabiliyor e, yatarak tedavide hastane ortamı, ilaç tedavisi psikoterapi grup çalışmaları gibi e, tedaviler e, kişinin e, ilk etapta e, bağımlı bırakması için e, güzel bir e, aslında bir şans oluşabiliyor Aslında bunu söyleyebiliriz e, benim anlatmam gerekenler arkadaşlar bunlar Eğer kanalıma destek olmak istiyorsanız istiyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni de bırakırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.